Ali Bey ile kaç yıl bir fiil evli kaldınız, aynı evde yaşadınız? Kendisine sorun, karşınızda. Bana sordular, ben cevabını verdim. Ben dün söylemiştim zaten. Hayır hayır, siz söyleyin siz bence. Söyleyin. Siz söyleyin. Evet, 3 yıla yakın söyledim. 3 yıl boyunca üstelik aynı evde yaşadınız. Esra Hanım, bir saniye lütfen, bir şey söyleyebilir miyim? Bu 20 yıl boyunca o zaman bu çocukları neden nüfusundan düşürmemiş beyefendi, sorar mısınız kendisine? Bak, çok güzel bir soru. Önce bu çocuklar sizinle. Tamam. Çocuklar ben niye ki düşüreyim? Ben zaten tamam, senin olmayan bir çocuğu gidip nüfustan düşürmen gerekiyor. E peki bunları açıklayacak olan DNA testi değil mi? Tamam, yaptırabilirsin. Devletin hastanesi var orası. Peki siz bir dava açtınız mı? Bak ben çok sinirleniyorum. Başa dönelim. 2007'de açtım. Onu söyleyin. 2007'de açtım. Hatta siz hangi isimle Ali Celepoğlu diye birine bir şey yaptıysanız 100 tane 200 tane ben o olayı bilmiyorum. Neden bahsettiğini hiç bilmiyorum. Konu o değil. En başa dönelim. Dönelim. Diyorsun ki zorla evlendik değil mi? Tamam. Biz devletin resmi bir dairesinde evlendik. Tamam. Senin gibi ben de hatırlamıyorum. Yalan söyleyemeyeceğim. Şahitlerimiz kimdi? Tamam. Orada evlenmeyebilirdin. Tamam. Onun dışında tamam, bir adım ileriye gidiyorum. Sen beni önünde bir başka arabaya binip nasıl gidiyorum? Şimdi bak. Ha? Siz sevgili oldunuz mu Nergüzel Hanım? Benim sevgili olmak gibi bir şeyim yok. Adam zaten beni gördüğünde aşık olmuş bana. Anlatıyor, duyuyorsunuz. Peki de şimdi. Ha? Ama siz de dün Nergüzel Hanım o evlilik kısmına girmek istemediniz. Çok farklı olaylar yaşanacaktı dediniz. Hatta ailemizin, üstelik ailenizin size, abinizin beyefendiye çok aşırı derecede şiddet uyguladığını, pipetle yemek yiyecek duruma sokulduğunu bahseden de sizsiniz. Evet, onu ben söyledim. Dayak yediğini. Demek ki bu normal bir evlilik kabul değil. Ediyorum. Arka tarafta da söyledim. Arkadaşlar hatta ben okuyabilirim hatta yani. Evet, arkadaşlar hatta sormadan bak, kendim anlattım ben. Dedim ki benim abim şöyle yaptı. Onu dövdü. İpekle beslendi. Bekle. Ben Tokat Niksarlıyım. Ali Celepoğlu'nun bir pide salonu vardı. Orada tanıştık. Evet bak, itiraf ediyorum. Sevdik ve kaçtık. Ben o dönemlerde küçüktüm. Bir tane pide salonu vardı üstelik. Bakın, 18 yaşındaydım. Ha. Kaçmamın sebebi yaşım ve cahillikti. Yani siz Ali için evden kaçıyorsunuz. Evet. Ayrıca ailemde huzursuzluklar yaşadığım için Ali'ye sığındım. Ali'nin evi yoktu. Orada burada kalıyorduk. Ali'nin dükkanında kalıyorduk. Ali ayrılmıştı. Sonra abim bizi buldu. Ali Celepoğlu'nu dövdü. Hıncını alamadı. Namus meselesi yaptı. Onu Ali'yi öldürmeye kalktı. Öldürmeye kalkmadı, hayır, dövdü sadece. Ama söylediği gibi hale geldi, pipetle besleniyordu. Evet, pipetle beslendi aylarca. Evet bak, aynı şeyi söylüyoruz. Abim bu işi hallolması için evlenme şartı koştu. 99 yılında resmi nikahımız kıyıldı. Bizi zorla nikah dairesine götürdüler. Şahitlerimizi bile tanımıyorum. Nikahtan sonra Ali'nin pide salonunda yaşamaya devam ettik. O günler kabus gibiydi, çok kötüydü. Ben de eve geri dönmedim, abimden korkuyordum. Sonra bir süre sonra Ali Celepoğlu'nu terk ettim, Tokat'a gittim. Ali beni gene buldu. Ben bu arada Uğurcan'a hamile kaldım. Ali'yi yine terk ettim. Siz her seferinde Ali'yi terk ediyorsunuz. Hikayenizi böyle anlatmışsınız. Evet. Buyurun. Kendisi de anlatıyor zaten onu hep terk ettiğimi. Hı-hı. Yalnız ona evlilik şeyi öyle bir şey, onun anlattığı senaryolar nasıl anlatıyor? Ben 20 yıl öncesini çok net anlatamam onun anlattığı gibi. O daha sağlam kalmış siz hayatta. Siz bu adamı sevdiniz mi? Bak o diyor ki benim tanımadığım bir kadın. Siz bu adamı 20 yıl önce hatırlarsınız. Sevdiniz mi? İnandınız mı? Evet, güvendim. İlişkiniz oldu mu? Arkadaşlık ederken sizi kim yakaladı? Ali Bey niye sizin için dayak yedi? Dün kendisi demiş ki eli elime değmemiş. Mesela ben ona ilk kaçtığımda daha o zaman evimiz yoktu. Sonra da olmadı. Benim akrabam, kendisi de bilir, yanında büfe çalıştıran. Benim zaten babamın bir, nasıl diyeyim? Babamın kuzeninin kızının evinde kaldık mesela. Onlar da bağlanabilir şahit. Ne kadar süre kaldınız o evle? Hemen bağlasınlar. Bir gece kalmıştık. Mesela ilk kaçma olayından bahsediyoruz. Hani eli elime kadın hiç yanımda değil. Evet, onu 19 söylüyor. Ay sonra ilk çocuğunuza hamile kalıyorsunuz. Yani 19 ay sonra yani bu ilişkinin 19. ayında da siz Ali Bey ile evliliği, yani ilişkiniz devam ediyor muydu? Yan yana mıydınız? Biz onunla çok ayrıldık, barıştık. Onun söylediği gibi yani biz uzayda yaşamıyoruz, bayağı ben buna eminim. Bu çocuklar benim çocuğum değil. DNA testi gerçeği ortaya çıkartacak. Bakın yeni bir şeyler anlatıyor. Ben hayatımda ilk kez duyuyorum anlattığı o Ali Celepoğlu'nu. Yalan mı söylüyor? O konuyu bilmiyorum bile. İlk kez duyuyorum bakın. Neyi öyle bir şey duyuyorsunuz? Hani diyor ya bir evraklar beni birisi Ali Celepoğlu yerine koymuş falan filan. O olayı ben ilk kez kendisinden duyuyorum. Bakın yalan olan şey için yalan diyorum. Gerçek olmayan Nergüzel Hanım, sadece sizden şunu söylemek istiyorum. Ali Bey diyor ki ben nikahtan sonra bu kadını bir daha görmedim diyor. Siz bu adamla yani aynı evde aynı şartlarda yaşadınız mı? Yani o mu hayal görüyor, siz mi hayal görüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Ali Bey hayal görüyor. Ben onun kadar senaryo üretemiyorum gördüğünüz gibi. Ama sizin anlattıklarınız içinde de kopukluklar var. Ben dün size söyledim. Dedim ki ben yani o arabaya binip gittiniz mi ertesi günü? Çünkü oradan beyefendi diyorsunuz ki nikahlı karısını arabaya nasıl bindirdi dediğinize göre. Ben size bir şey söyleyeyim Hülya Hanım. Niksar gibi bir yerde öyle bir kadın nikahlı kocasının yanından bir arabaya binip gitmek gibi bir lüksü yok. Yapamazsın onu. Konuşabilirsiniz. Şimdi, 20 yıllık öyle bir şey yapamazsın yani. Peki şimdi bak ben sana yine söylüyorum. Çünkü herkes orada birbirini çok iyi tanır. Hiç kimseden bak. Ayvaz dediği yerde çok küçük bir yer. Sana, öyle bak, bir şeyin olması mümkün değil. Kimse de bu Ali'yi tehdit etmiyor Ali Bey. Çocuğun çocukların için gerçekleri söyle. Bunun babası kim bak bunlar korkuyorsan söyle yemin içiyorum bak yemin içiyorum. Maddi, manevi sana destek vereceğim. Bizim maddi olarak bir beklentimiz yok. Hiç kimseden de korkma. Manevi olarak da yok. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Peki ben şimdi seninle bütün gerçekleri bildiğin halde bu şekilde senin konuşmanda benim hiçbir kaybım yok. Sen benim kaybediyorsun. Ne de kaybedeceksin? Ben yine bu çocukların babasını sizlerden Esra abla kesinlikle bulduracağım. Ben DNA testleri bittikten sonra bu çocukların babasını ve kendini bulduracaksın yani. Bak şimdi. Ne yapacak? Kendini mi bulduracaksın? Bak şimdi bak. Ben senin için diyorum. O çocuklar öz babalarını bulsun. Şu psikolojiden çık. Bak beni kimse zorlamıyor. Bak. Benim maddi manevi kimseden bir beklentim yok. Benim için değişmez. İstanbul benim olsa umurumda değil. Tamam. Ben çocuklarımın yanında olmak için buradayım. Seninle konuşmak için. Şimdi Nergüzel Hanım sözünüzü kesiyorum. Şimdi bakın. Normalde evlilik bu kadar uzun. Her şeyi ayrıntılarla hatırlıyorsunuz ama kılınızı kıpırdatmamışsınız. Size sormak istiyorum. 3 evlat var. İkinizin de nüfus kayıtlarına göre Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği kimlik kartına göre anne babası olan 3 çocuk var. Bir tane çocuğu kabul ediyorsunuz değil mi babasının başka olduğunu? Evet. Demek ki bir çocuğun soy bağını çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorsanız... öyle değil. Özür dilerim. Bir çocuğun onu kabul ediyorsunuz. Diğer 2 çocukta diyorsunuz ki hayır onun babası şu anda huzurdaki kişidir Ali... Celepoğlu'dur diyorsunuz. Değiştirmedim Hülya Hanım. Onu hemen size açıklamak istiyorum. Şöyle. Ya değiştiremezsiniz. Zaten evlilik devam ettiği için ama sonuçta o çocuğun biyolojik babası Ali Bey değil. Siz de o süreçte Ali Bey ile birlikte değilsiniz. Olan bu çocuklar şimdi Ali Bey oradaki gerçeği size söylemek istiyorum Hülya Hanım. 2 saniye izin verir misiniz? Biz zaten ondan boşanacaktık. Yani hani çocuklar doğdu. Nüfusa geçmesi için ama benim oğlumun acil hastanesi yatmaya gerekiyordu. Peki, şu anki eşimi bir saniye sözümü kesme. Sözümü kesme. Ya niye kesmeyeyim seni? Sen bir defa olmayan bir şey, hayal dediğim bir şey. Bir dakika ya. Niye nüfusuna geçirdiğimi söylüyorum. Oğlum hastaydı, kaybettiğim oğlum. Hastaneye yatması için kimlik gerekliydi. Evet. Resmi olarak da kimlik öyle çıkıyor Doğan. Öyle çıktı. Planlı programlı değil. Sen bana sesini yükseltme bak. Ne yapmayayım? Bir dakika ses yükseltmeyin. Sen ne zaman... Bak 2007'de, 2008'de... Hamilelikleri nerede geçirdiniz? O sürede beraber miydiniz? Beni çıldırtıyor ya. Nergüzel Hanım şimdi hamile olduğunuzu öğrendiğinizde... yatacak mecburen ben onu... Nergüzel Hanım hamile olduğunuzu öğrendiğinizde bu müjdeyi Ali Bey ile paylaştınız mı? O dönem nerede yaşıyordunuz? Hatırlamıyorum Esra Hanım o kadarlarını hatırlamıyorum. Kendisi senaryoyu yazdığı için hatırlayabilir. Peki hangi evde kaldık? Nerede kaldık? Bir tanesinin ismini ver. Bir tanesini... Nerede... Ya bir tane bizim şeyimiz var mı fotoğrafımız? Bir tane. Bir tane ki seninle şurada bir tane fotoğrafım var de. 20 yıl önceki resimleri ben biriktirmiyorum. Ya bir tane ya bir tane. Bir adam biriyle beraber bir ay kalsa yüzünü tanır. Sen benimle... Niye sen benim ilk daha arabadan indiğime kadar hatırlıyorsun ya beni ilk gördüğün ana kadar, gitmelere kadar. Ben bütün o yıkılan hayatımı hatırlamak zorundayım. Ben 20 seneden beri Niksar'a gitmiş kul değilim. Sizin hayatınızın Nergüzel Hanım'ı yıktı. O zaman... Ya, tabii ki o sebep... Ayvaz mesele yeri burada. Sen tutacaksın. 3 gün önce karından mı tutacaksın? 17-18 yaşında kız alacaksın. Bir de 2 yıldan beri de kaçırmış olacaksın. Sen o parka sen gelir misin? Belediye başkanı öyle sana park ihale verir mi? Senin yanındaki bir çalışır mı? Ali Bey sen... bakın hanımefendi şunu iddia ediyor. Ben diyor Ali Bey'i terk ettim. Ali Bey geldi bunu buldu beni aldı tekrar götürdü. Peki diyor. Benim Ayvaz'da kaç dükkanım vardı? Bir tane. Tamam. Benim Ayvas'ta 5 dükkanım vardı. Senin çünkü... bir tane dükkanın vardı. Bir pide salonun vardı. Neyim? Hatırlıyor musun? Pide salonunda böyle araya tahtaları sıralayıp yatırttırırdın beni orada. Aa, evim bile yoktu şimdi, ilk kaçtığımda. Asıl detay 5 tane salonu olanın evi de olurdu Ali ilk dönemde. Bak ben gerçekleri anlatıyorum. Eşiyle evliyken sizin ilişkinizin olması lazım. Çünkü sizle tanışmadan 2 gün önce boşanması gerçekleşiyor. Bu durumda siz evliyken Nargüzel'le bir ilişki yaşamanız lazım. Yani evli miydi o zamanlarda Ali Bey? Kendisine sorun, beni ilgilendirmiyor ya ben oraları. Zaten... Benim derdim şu an oraları değil Esra Hanım. Peki. Hayır, şu açıdan söylüyorum. Oraları benim derdim değil. Ben ucu saçma sapan masum insanlara dokunacak şeyler söyleyemem. Vallahi ben senin yerinde olsam gerçekleri... Ben sana gerçekleri söylüyorum. Hiç çekinmeden söyleyeceksin. Kendi hayatını da çocukların hayatını da kurtar. Bizim belki çocukların öz babası, çocukların öz babası belki çocuklara sahip çıkar. Ha. Belki vicdanlı bir adamdır. Ha. Tamam mı? Ama zaten bir saat sonra bu şey ters çıktığı zaman zaten geçen ortaya çıkacak. Evet zaten ortaya çıkacak. Çıktığı zaman... Evet. O zaman ne yapacaksın? Ali Bey, nasıl ne yapacağım? DNA testinde. Esra'nın kendisine sorar mısınız? Tek bir soru soracağım. Evet. Tamam. Ali Bey, DNA testi çıktığında Uğurcan'ın ve Emirhan'ın bilemiyorum ya da sadece birinin babası çıkmazsa. Evet. Öyle bir ihtimal yok Esra Hanım. Öyle, yok ben bunu duymak istemiyorum. Öyle bir ihtimal. Tek bir şey söyleyeceğim size. Madem 20 yıldır o çocuklar onun değilse neden nüfustan düşürmemiş? Ben bunu 20 yılın hatırını öğrenmek istiyorum kendisinden. Çok size bu konuda dava açtı mı? Beyefendi size bu konuda... açmadı işte ben onu soruyorum Hülya Hanım. Siz mahkemede ifade verdiniz mi bu konuda? Hayır. Hiç vermediniz. Beni niye mahkemeye vermedin o zaman? Benimki nikahın amacı... Bu işin içinde o çocukların bu sabah beni oraya gelip dükkanı bastırıp beni Tokat'a götürüp sen benim sorumun cevabı o değil. Bana cevap vereceksin. Ne istiyorsun? 20 yıldır bu çocuklar senin değilse neden gidip nüfustan düşürmedin ya da beni bulup neden hesap sormadın? Ben bana cevabını bak. Bana senin hayat hikayesi ilgilendirmiyor beni. Bak ben... Hadi bana bunun cevabını ver. Mahkemeye verdim. 10 defa mahkemeye girdim. Hepsinde ben bir tanesinde başarılı olamadım. Neydi? 2015'te tekrar mahkemeye gittim. Uyuşturucudan aranıyormuşsun. Dosyayı hemen geri çektik. Adamlar geldiler Havza'da emniyetten araması çıkmış. Nergüzel Celepoğlu benim eşim olarak görüküyor ama dedim eşim değil kardeşim. Evim ocağımı aradılar. Benim biliyor musunuz? O zamanlar beni Tokat'tan 5 arabayla döve götürüyorlar. Bunun peşinde belki 20-30 kişi sahip çıkıyor. Ve bunun 7 yaşındaki bir çocuğu utan o bak ağzınla itiraf ediyorsun. Demek ki neymiş? Sen evliyken de biz seninle berabermişiz değil mi? Bak ben anlatmıyorum ama itiraf ediyorsun. Ama bunları söyleyin ya Ali. Ya. Ben şu yaşta bir kızla sana güvendim, inandım. Biz bu ilişkiyi yaşadık. Bak ben de Ceren'i düşünüp konuşmuyorum ama abi ne diyor daha 17 yaşında. 17 yaşındaki birisine nikah kıyılmaz. Sen bana nikah kıydın da ben reşittim değil mi? Gerçekten ekran başında seyircilerde herkes böyle ağzı açık dinliyor. Niye? Öyle olmuyor. Bir adam diyor ki ben bu kadını hayatımda bir kere gördüm. Benim hayatımı mahvetti. Bir kumpasın içindeyim diyor bu adam. Bu çocukların babası ben değilim diyor. Öbürü de diyor ki biz seninle diyor bir ilişki yaşadık. evliydik, sen işte evliydik, çocuklarımız oldu diyor. Demiş ki kendisine 17 yaşındaki çocuğu niye aldın? Peki, ama 17 yaşında o, dünyaya sesleniyorum. Bu bayanla ben hangi evde kalmışım? Bir evde. Kim bize nerede bir ev vermiş? Hangisi? Anında bağlansın. Bir tanesi ispat yazsın. Şu anda beni burada idam şeyle ben razıyım. Sana diyorum ki bir ne kadar dünyaya sesleniyorum. Nasıl bir bedel ödediniz? Ben 20 seneden beri sana gitmiyorum. Utan demişler utanmazdan, kork demişler arsızdan. Ama niye korkuyorsun Allah'tan? Mecbur olacaksın. Senin mümkün mü senin arkandan gelip de sana, senin belki de ne iş yaptığınız bir insan ben yaşamıyorum ama. Bir darbe yemişim, boşanmışım. Ben Niksar'da yaşamıyorum yıllardır ama. Ben 20 yıldan belli. Memlekete gidiyorum. Bütün ailem dağıldı. Nergüzel Hanım özür diliyorum. Ha. Nerelerde yaşadınız peki? Ben bak ben bu arada 5-6 tane zaten. Ülkence Antalya. Böyle gezdiniz Türkiye'yi. Ama hem işleri açarak. Ben öyle gittiğim yerde 2 ay dururum. Hem el emeğimle çalışır, bir anda ortak olurum. 5 tane şirketi süperdi. Olan kişi niye o kadar çok şehirde geziyormuş Esra Hanım? Bak ama sen tek başına kalmışsın. Her gittiğin ilde bir yer açıyorsun, başına illaki engeller çıkıyor. Bütün talihsizlikler seni buluyor değil mi? Peki ben de diyorum ki, seninle bir gece olsun kaldığımız bir ev göster. Çocuk veyahut da seninle nerede kaldık? Bir eşya göster. Ali Bey, çocuklar DNA testi sonucuna göre Esra Hanım sordu. Ben de size sormak istiyorum. Sizin biyolojik bağ tespit edilirse resmiyette babasınız. Evet. Şu anda idama razıyım. Bir konuşuyorsunuz ya, elime değmedi diyorsunuz. Hayır, bir kadın çocuğunun babasını bilir. Tamam. Siz bunun aksini iddia ediyorsunuz, başka bir hikaye, hayat anlatıyorsunuz. Tamam. Ben de diyorum ki Uğurcan'ın babası sen çıktın. Bizim konumuzu sorun. Onun nerede gezdiği, hangi şehirde gezdiği, korkması bizim konumuz değil. O kadar açık konuşuyorum. İdama razıyım. O kadar basit. Aslında bu çocukların varlığından da haberdardınız. Diyorsunuz ki ben boşandım, 2 çocuğun velayetini aldım. Bu çocuklar benim olsaydı Uğurcan'a, Emirhan'a sahip çıkar mıydınız? Benim olsaydı ben eşime dahi ayrılsam dahi ayrılmak medeniyettir. Ayrılırsın, yine arkasında bir şey olsa yine o halde sahip çıkardım. Siz böyle dolaşırken o velayet, bu işler başınıza gelirken çocuklar hep yanınızda mıydı sizin ilk evinizde? Aynen öyle. Ben çocuklarımı okuttum. Şu an üniversite, hepsi, her iş yerinde bir çocuk yanımda. Ben çocuk okuttum. 2 yıl çocuklar İstanbul'da okudular. Ben mi? Hayır, çocukları diyorum. Yanınızda değil mi? Evet, birisi işletmeyi bitirdi, öğretim görevlisi. Bir tanesi bilgisayarı bitirdi. Hepsini ben okuttum. Ve boşanmış olduğum eşim de her türlü çocuklarla konuştu, benimle konuştu. O da yardım etti, ben de yardım ettim. Biz ayrıldık. Sonra çocuklar için 3 yılda bir, 2'de bir araya geldik. Boşanma sebebi neydi? Boşanma sebebi hiç 99'a giremeyeceğim. Bitti. Neymiş Esra? Geçmiştir, olmuşuz. Hatalısın. Nergüzel Hanım